arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarif hazırladık. Bir tariften 3 çeşit poğaça yaptım sizlere. İnşallah sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Gerekli malzemeler: 1,5 su bardağı ılık süt, 2 tane yumurta, 2 tane yumurta beyazı, 2 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı şeker, 250 gram eritilmiş tereyağı, 1 kilo un. İçine koymak için zeytin veya peynir, üzerine sürmek için yumurta sarısı. Kabımızın içine sütümüzü, mayalarımızı, şekerimizi, tuzumuzu, yumurta beyazlarını, 2 tane yumurtayı ve tereyağını katıp mikser ile güzelce çırpalım. Yoğurmaya devam edelim. Yoğurmuş hamurumuzu üzeri kapalı 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım arkadaşlar. Tekrardan uzatıp dilimlere keselim. Ve kestiğimiz dilimleri bezeler halinde folyenin üzerine koyup üzerini kapatalım. Diğer hamur parçamıza da aynı işlemi uygulayalım. Alarak açalım. Sonra videoda görüldüğü gibi kenarlardan kesip ortasına peynir koyalım ve iki tarafını da karşılıklı şekilde alarak kapatalım. Açalım ve kenarlarından keselim. Ortasına peynir koyup görmüş olduğunuz gibi gül şekli verelim. Poğaçamız için bezemizi tezgahımıza açalım. Sonra dört kenarından kesip iç kısımlarına peynir yerleştirelim. Sonra hamurumuzu kenarlarından tutup katlayalım. Peynir kısmı içeride kalacak ve hamurumuz da yonca şekli olacak arkadaşlar. Ortasına da bir tane zeytin koymayı unutmayalım. İkinci yonca poğaçamızı bu sefer zeytin yaptım. Poğaçalarımızı yarım saat kadar dinlendirip üzerlerine yumurta sarısı sürelim ve 200 dereceli önceden ısıtılmış fırında üzeri ve altı kızarana kadar pişirelim. Nar gibi kızarmış poğaçalarımızı servis tabağına alma zamanı arkadaşlar. Thank you.
arkadaşlar. İnanın bana çok ama çok beğeneceğiniz bir poğaça tarifi. Herkese afiyet olsun. Tarifimizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Hamuru çok lezzetli. Pufidik pufidik çok güzel bir hamur. İnşallah bu hamuru sizler de yapınca çok olur. Teşekkür ederim. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bugünkü tarifimiz poğaça tarifi. Ama bir bu tarifi yapınca başka hiçbir tarif yapmayacaksınız. Bu tarifi yapınca bence başka poğaça hamuru yapmayı yoğurmuydum. Bir hamurdan 3 çeşit poğaça yaptım sizler için. Lütfen bu hamurumuzun lezzetine doyun. Hazırladım. Evet, bugün sizlere bir tariften 3 çeşit poğaça yaptım. Poğaça hamurumuzu inanın bana çok beğeneceksiniz. Ve ben şuna inanıyorum ki başka hiçbir hamur kullanmıyorum. Poğaça hamurumuzu inanın bana çok beğeneceksiniz ve inanıyorum ki başka hiçbir hamurdan poğaça yapmayacaksınız. Bu hamur sizin poğaça hamuru favoriniz olacak. Lütfen tarifinizi. Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün yine sizler için çok güzel bir tarif hazırladım. Bir tariften 3 çeşit... Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Yorum bırakmayı unutmayınız. Hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı. Delireceğim ya. İki kelimeyi konuşamıyorum. Bugün sizler için çok güzel bir tarif hazırladık. Bir. Merhaba arkadaşlar. Tarif hazırladım. Bir poğaçadan 3 çeşit poğaça yaptım size. Bir poğaçadan 3 çeşit poğaça olur mu ya? Ay tamam, vuracağım duvarları. Çünkü inanın bana bu poğaçadan vazgeçemeyeceksiniz. Bu poğaça hamuru ile... hamuru o kadar lezzetli bir hamur ki inanın bana favoriniz olacak bir hamur. Çeşidi. Uy. Arkadaşlar konuşamıyorum. 2 saattir 2 cümleyi kuramıyorum. 2 kelime söyleyemiyorum. Olmuyor. Poğaça hamurumuzu o kadar çok beğeneceksiniz ki inanın bana devamlı bu poğaçadan yapacaksınız. O zaman tarife geçelim.